Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Kodork eğitim sitesinde bulunan Minecraft kodlama saati eğitimlerine devam edeceğiz. İlk iki eğitimi tamamlamıştık. Şimdi üçüncü eğitimdeyiz. Üçüncü eğitimimiz Minecraft maceracısı. Başlayın diyoruz ve 14 bölümden oluşan görevlere başlıyoruz. Bir video geliyor. Videoyu izleyebilirsiniz. Daha sonra bir karakter seçmenizi istiyor. Karakterimizi seçtik. Bilgileri kapattık. Şimdi ilk bölüm olarak bizden koyuna ulaşmak için bir tane daha ilerle komutu eklememizi istiyor. Ekledik ve çalıştıra bastık. Gördüğünüz gibi koyunun önünde durduk arkadaşlar. Birinci bölümü de tamamladık. Devam ediyoruz ikinci bölümümüze. İkinci bölümümüzde odunun öneminden bahsediyor. O yüzden diyor, bloğu yok et komutunu kullanarak önümüzdeki ağacı kesmemizi istiyor. Ağaca kadar gitmemiz gerekiyor. Bir, iki adım ilerleyeceğim. Bir, iki adım ilerleyeceğim. İlerledikten sonra artık burada bloğu yok et diyeceğim. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ağacı kestik ve odunları topladık. İkinci bölümü de bu şekilde tamamlamış olduk. Sırada üçüncü bölüm var. Üçüncü bölümümüzde koyun kırkma zamanı. İki tane koyundan yün toplamak için kırk komutunu kullan diyor. Evet, iki tane koyunumuz var. Bunların şöyle önlerine, yanlarına giderek ne yapacağız? Koyunların yünlerini kırkacağız. Bir, iki adım ilerliyorum. Neredeyim şu anda? Koyunun önündeyim. Ne yapacağım? Kırk diyeceğim. Daha sonra sağa dönüyorum. İkinci koyuna gideceğim. Sağa döndükten sonra bir adım daha ilerliyorum. Neredeyim? Hemen koyunun yanındayım. Yine kırk diyorum ve çalıştırıyorum. Birinci koyunu kırttık. İkinci koyunu kırttık. Yani görevi tamamladık arkadaşlar. Şimdi sırada dördüncü bölüm var. Dördüncü bölüme geçiş yapıyoruz. Dördüncü bölümde bize hazır bir kod vermiş. Ne diyor? Güneş batmadan önce bir ev inşa etmemiz lazım. O yüzden evler için çok miktarda odun gerekir. 3 ağacın tümünü kesin diyor arkadaşlar. Biz de ne yapacağız? Buradaki 3 tane ağacı keseceğiz. Çalıştıralım bakalım. Hazır verdiği kod nereye kadar gidiyor? Birinci ağacı kesiyor. Sola dönüyor ve bir adım ilerliyor arkadaşlar. Daha sonra ikinci ağacı gitmek için bir, iki adım ilerlemem gerekiyor. Bir, iki adım ilerliyorum. Neredeyim? Ağacın önündeyim. Bloğu yok et diyorum. İkinci ağacı da kestik. Tekrardan sola dönüyorum. 1, 2, 3 adım ilerliyorum. 3 adım ilerliyorum ve bloğu yok ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bakacak olursak. Şöyle kodları ilk önce bir yan yana alayım. Burada birbirini tekrar eden kodlar var. Ama burada döngü bloğu olmadığı için biz bunları bir döngü içerisinde yazamıyoruz. Ama burada döngü kullanılması gerektiğini fark etmeniz yeterli. Çalıştıralım bakalım tekrardan. Evet, birinci ağacımızı kestik. İkinci ağacımızı kestik. Şimdi sırada üçüncü ağacımız var. Evet, üçüncü ağacı da keserek görevi tamamladık arkadaşlar. Şimdi sırada beşinci bölüme geçiş. Devam diyorum. Videoyu izleyebilirsiniz. Beşinci bölümdeyiz. Gördüğünüz gibi döngüler gelmeye başladı. Ne diyor arkadaşlar? Her ev bir duvarla başlar. O yüzden buradaki toprak alana duvar örmemizi istiyor. Hemen bakalım. Dört defa tekrarla bloğunu eklemiş. Tabii şu an toprağın üzerinde olduğumuz için ilk önce yerleştir bloğuyla başlamamız gerekiyor. Ama yeşil bir alanda olsaydık ilk önce ileri daha sonra yerleştir kullanacaktık. Bunu da ayırt edelim. Evet, yerleştir ilerle, yerleştir ilerle diyerek 4 defa toprak alanı duvarımızı örüyoruz. Evet arkadaşlar, bölümümüzü başarıyla tamamladık. Şimdi sırada 6. bölüm var. 6. bölümde 3 tane görev var. Kolay, orta, zor. Biz bunları arkadaşlar ne yapacağız? Tek tek yapacağız ki hangisini seçmenizi istediğinizi siz karar verin. Kolaydan başlayalım. Kolay diyoruz. Kolay da şöyle bir kare çizmemizi istiyor. Ne yapmış? Hemen çalıştıralım ilk önce. Hazır kod verdiğinde çalıştırırsak nereye kadar gittiğini görmüş oluruz. Evet. Bir duvarı ördü. Sağ tarafa baktı. Şimdi buradan devam edeceğiz. 1, 2, 3 tane duvar örmemiz gerekiyor. O yüzden bu işlemi 3 kez tekrarla diyorum. Ardından şu an duvarın üzerinde olduğu için bir ilerledikten sonra yeni duvara başlayacak. O yüzden ilerle yerleştir diyorum arkadaşlar. Çalıştıralım bir daha. Tek tek adım adım nerede olduğumuzu görelim. Ona göre kodlarımızı yazalım. Devam ettik. Yine ne yaptı? Bu noktada bitti. Buradan sağa döneceğiz. Ve bir iki tane duvar öreceğiz. Burayı 2 yapıyorum. 2 adım ne yapacak? İlerleyecek, yerleştirecek. Çalıştıralım.
Evet arkadaşlar, ne yaptı? Bölümü tamamladı. En son burada ev halini gösterdi. Burada birazcık bekleyebilirsiniz. Yani bölümü tamamladığı yazısını görmek için hata var diye düşünmeyin. İsterseniz de direkt 7.'den devam edebilirsiniz. Ama biz ne dedik? Başlangıcı, yani kolayı yaptık. Şimdi orta ve zoru da yapacağız. Yenileyelim sayfamızı bakalım. Tekrardan sordu bize. Ortayı seçiyorum bu sefer. Ortayı seçtikten sonra arkadaşlar ne yapmış? Şöyle bir çalıştıralım. Şuradaki kodlar biraz önce bizim yazdığımız kodlarla başlıyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? İlk önce burayı kapatıyorum. Tekrardan maceracıya geliyorum. Kaçıncı bölümdeydik? Altıncı bölümdeydik. Hemen bu karakter işlemlerini yapalım. Altıncı bölüme tekrardan geliyorum. Şimdi arkadaşlar orta olarak seçiyorum. Yenilediğimizde gördüğünüz gibi yazdığımız kod da burada gösteriyor. Şimdi doğru orta olarak devam edelim. Çalıştıralım bakalım. Ne yapıyor arkadaşlar? Hazır verdiği kod orta seçtiğimiz durumda ne yapıyor? Bizi uzun duvarı ördürüyor. Biz şuradaki zikzaklı duvarı öreceğiz. Hemen bakalım. Düz durmuş. Hemen sağa dönelim buradan. Döndük sağa. İki adım. Ne yapacağız? Duvar öreceğiz. İki kez tekrarla diyorum. İlerleyecek. Yerleştirecek. Şu an arkadaşlar şöyle geldi. Şu duvarı da bitirdi. Burada ne yapacak? Tekrardan sağa dönecek. Döndük sağa. 1, 2, 3 adet duvar örecek. 3 defa tekrarla diyorum. İlerleyecek. Yerleştirecek. Geldik arkadaşlar aşağıya kadar. Burada sola dönmemiz gerekiyor. Şöyle alalım. Sola dönüyoruz. Bir tane duvar öreceğiz buraya. O yüzden ilerle. Yerleştir diyorum. Döngü kullanmıyorum burada. Daha sonra sağa dönüyorum. Şu noktadayım. Sağa döndüm. Bir, iki tane duvar öreceğim. İki tane duvar ör. Ne yapacak? İlerleyecek. Yerleştirecek. Bu da arkadaşlar orta seçiminin koduydu. Bir de ne var? Zor seçim var. Ona da bakacağız. Çalıştıralım. Zaten bu köşeyi hazır vermişti. Diğer köşeleri biz yazdık. Evet, bu bölümü de tamamladık arkadaşlar. Tekrardan kapatıyorum. Buradan başlayın diyorum. Siz hangi bölümü seçersiniz arkadaşlar? Onu yapabilirsiniz tek bir defa. Tek tek hepsini yapmanıza gerek yok. 6. bölüme geliyorum tekrardan. Bu sefer de zor olanı seçiyorum. Yine zorda da ne yapmış? Bize hazır bir kod vermiş. Bakalım ne yapıyor? Evet, bu şekilde duvarımızı ördük. Geri kalanı da bizim örmemizi istiyor. Hemen bakalım. Bir, iki adım ilerleyeceğim. Tabii duvar örerek ilerleyeceğim. İki defa tekrarla diyorum. İlerle. Yerleştir. Evet, kısa kenara bitirdik. Buradan sağa dönüyorum. Döndüm sağa. Bir, iki, üç adım duvar öreceğim. Üç defa tekrarla diyorum. İlerle. Yerleştir. Evet arkadaşlar, bu noktaya kadar geldim. Şurada bir nokta var. Buraya duvar örmeden aşağı duvara geçmemizi istiyor. O yüzden burada ilerle. Sağa dön. Döndükten sonra arkadaşlar 1, 2, 3 tane duvar öreceğimiz için hemen 3 defa tekrarla diyorum. İlerle yerleştir diyorum. Evet, 3. bölümümüzün de kodu bu şekilde. Çalıştırıyorum şimdi. Şuradaki noktaya dikkat edelim. Buraya duvar örmeyeceğiz. O yüzden sadece yürüyerek geçiyorum. Evet, bu bölümü de tamamladık arkadaşlar. 6. bölümde 3 tane bölüm yaptık. Kolay, orta, zor olmak üzere. Siz de hangisini seçerseniz ona uygun olan bölümleri izleyerek yapabilirsiniz. Şimdi 7. bölüme geçiş yapabiliriz artık. Devamlıyorum. 7. bölümdeyiz. Bakalım bizden ne istiyor? Şöyle bir su var arkadaşlar. Suyun kenarlarında da topraklar var. Buraya bitki ekmemizi istiyor. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane toprak var. O yüzden bu işlemi 6 kez tekrarlı diyorum. Toprağın üzerinden başladığımız için ilk önce bitki ekerek başlıyoruz. Bitkiyi ek, ilerle diyorum. Çalıştıralım bakalım. Siz de arkadaşlar şuraya dönmek koduna gelinceye kadar ne yapabilirsiniz? Çalıştırabilirsiniz ki nerede kaldığını görüp kodu ona göre devam ettirebilirsiniz. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Bir iki adım ilerleyeceğiz. İki adım ilerledik. Şimdi tekrardan sağa döneceğim. Ve arkadaşlar yine 6 tane tarlam var. O yüzden 6 defa tekrarla döngüsü alıyorum. Ama bu sefer yeşil noktadan başladığım için ilk önce tarlaya kadar bir adım ilerlemem gerekiyor. Yani bitki ek olarak değil, bu sefer ilerli olarak başlıyoruz. Bulunduğumuz nokta kod yazmakta önemli. İlerle diyoruz. Bitkiyi ekliyoruz arkadaşlar ve çalıştırıyoruz.
bir kenara bitkiyi ekiyor. Daha sonra yeşil alandan yürüyerek ikinci kenara bitkiyi ekiyor. Yedinci bölümü de tamamladık. Şimdi sırada 8. bölümümüz var. Hemen 8. bölüme geçiş yapalım. 8. bölümde arkadaşlar creeper'larımız var. Creeper'lara çarpmadan ne yapacağız? Şuradaki kapının girişine geleceğiz. Burada birden farklı yollar var. Şöyle yukarıdan ne yapabiliriz? Gelebiliriz. Veya şuradan aşağıdan da gelebiliriz. İstediğiniz yolu seçebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar hemen bakıyorum. Ben yukarıdan gideceğim. Sola dön diyorum. Çünkü arkadaşlar yönümüz bu tarafa bakıyor. Biz yukarıya bakmak istiyoruz. Sola dön diyorum. 1, 2, 3 adım ilerliyorum. 2'den fazla olduğu zaman döngü kullanıyoruz. 3 adım ilerle. Sonra sağa dönüyorum buradan. Creeper'a çarpmadan sağa dönüyorum. 1 adım ilerliyorum. Şu an bu noktadayım. Sola dönüyorum. 1 adım ilerliyorum. Hemen şuradayım arkadaşlar. Buradan sağa dönüyorum. 1 adım ilerliyorum. Kapının önündeyim. Sola dönüyorum. 1 adım ilerliyorum. Şimdi kapının üzerindeyim. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Şöyle kodlarımı aldığımda sağa dön ilerle, sola dön ilerle, sağa dön ilerle, sola dön ilerle. Bu şekilde ne yapabiliriz? Döngü kullanabiliriz. Hemen şu tekrarı sildim. Döngümü aldım. İki defa tekrar edeceği için döngümüzü de şu şekilde yerleştiriyoruz. Evet, kodlarımızı düzenledik. Şimdi çalıştıralım. Creeper'lara çarpmadan ilerliyoruz. Creeper'a çarparsak patlar ve kaybederiz. Evet arkadaşlar 8. bölümü de tamamladık. Devam edelim. Şimdi sırada 9. bölüm var. 9. bölümde ne diyor? En değerli kaynakları yer altında bulabilirsiniz. Ama içerisi karanlık olabilir. En az 2 meşale yerleştirin ve 2 kömür çıkartın diyor. Arkadaşlar şuradaki nokta nokta olan yerlerden 2 tane kömür çıkartacağız. Ve 2 tane de meşale yerleştireceğiz. İster karşıdakini seçin, ister soldakini, ister sağdakini. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle karşıdakini kırabiliriz. 1, 2, 3 adım ilerliyorum. 3 adım ilerle diyorum. Şu karşıdakileri kıracağım. 3 adım ilerledim. Daha sonra bloğu yok ediyorum arkadaşlar. İlerledim, bloğu yok ettim. Şimdi o bloğun konumuna gidiyorum ve meşalemi yerleştiriyorum. Meşaleyi yerleştirdik. Şimdi şuradan sola dönüyorum. Döndüm sola. Ve bloğu yok ediyorum. Şu ortadakini yok edeceğim şimdi. Ortadakini de yok ettim. Bir adım ilerledim ve meşaleyi yerleştirdim arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi bloğu yok etti. Bloğun konumunda meşale yerleştirdi. Tekrar yok etti. Konumuna gidip meşalesini yerleştirdi. Ve görevi başarıyla tamamladı. Devam ediyoruz. 10. bölümdeyiz. Şimdi arkadaşlar 10. bölümde lav var burada. İrimiş lavın içine yürümek kötü bir fikir olabilir. Bir köprü yapmak için kırık taş yerleştirin. Ve ardından en az 2 demir blok çıkartın diyor. Şöyle arkadaşlar düz devam edelim. Şuraya bir köprü yapalım. Daha sonra karşıdaki 2 tanesini de çıkartalım. Bir kez ilerliyorum. Neredeyim? Buradaki lavın önündeyim. Hemen diyeceğim kırık taş yerleştir. Yerleştirdik, köprümüzü yaptık. Daha sonra 1, 2 adım ilerliyorum. Nereye geldim? Şuradaki taş bloğunun önündeyim. Ne yapacağız bunu? Kıracağız. Bloğu yok et diyorum. İlerle diyorum. Bloğu yok et diyorum arkadaşlar. Şurada hemen bakalım bir tekrar var mı? Şöyle baktığımızda şu ikisi birbirinin aynısı. O yüzden bunu silip ne yapabiliriz? Tekrardan döngü içerisine alabiliriz. Burayı da iki defa olarak yazıyoruz. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi kırık taşı yerleştirdi. Buradan da taşları çıkarttı. Bu bölümü de tamamladık arkadaşlar. Sırada 11. bölüm var. Devam ediyoruz şimdi. 11. bölümde video çıktı. Videoyu izleyebilirsiniz. Kapattım ben videomuzu. Şöyle bakıyoruz. Ne diyor? Bu blokların bazılarının altında gizli lav bulunur. Ve ileri gitmeden önce bunların üstünü örtmeniz gerekir. Burada eğer komutu çok işimize yarayacak. Bu blokları çıkarmak için doğru yere bir ileri git komutu ekleyin diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şöyle şu sonuca kadar gideceğiz. 7 defa demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa ilerleyeceğiz. Ama ne demiş arkadaşlar? Bloğu yok et demiş. Evet, bloğu yok ettik. Daha sonra ne yapıyor? Eğer ileride lav varsa kırık taş yerleştir. Yani bu kırdığımız yerin altında lav varsa ilerlemeden önce ne yapması gerekiyor? Oraya kırık taş yerleştirmesi gerekiyor. Daha sonra ne yapacak? Artık yerleştirdikten sonra ilerleyebilir. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi lav çıktı. Üzerini kapattı. Evet, lav çıktı. Üzerini kapattı. Gördüğünüz gibi bir tane kırıyor. Altında lav varsa kapatıyor. Yoksa devam ediyor.
Varsa da doldurup tekrar devam ediyorum. Evet, sonuca ulaştık arkadaşlar. 11. bölümü de bu şekilde tamamlamış olduk. Sırada 12. bölümümüz var. Bakalım 12'de bizden ne istiyor? Şimdi işler biraz daha zorlaşıyor. 3 kızıl taş çıkarın ama lavın içine düşmeyin. Ortaya çıkardığınız lavların üstüne kırık taş yerleştirmek için bir eğer komutu kullanın diyor. Bir önceki bölümü hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Eğer orada lav varsa üzerine ne yapacağız? Kırık taş yerleştireceğiz. Hemen başlayalım. Şurada arkadaşlar düz ilerleyeceğiz. Önümüzdeki kızıl taşı kıracağız. Sola döneceğiz. Buradaki kızıl taşı kıracağız. Sola döneceğiz. Buradaki kızıl taşı kıracağız. Hemen başlayalım. 3 tane kızıl taş için 3 defa tekrardan bir döngü alıyorum. Ne yapacağız? 1 2 adım ilerliyorum. Neredeyim? Taşın önündeyim. Bloğu yok et diyorum. Taşı kırdık. Hemen bakalım altına. Eğer ileride lav varsa kırık taş yerleştir. Yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? İlerleyeceğiz ve sola döneceğiz. Çalıştıralım bakalım. Geldik, taşı kırdık. Buraya yerleştirdik. Devam ediyoruz sol taraftan. İkinci hallettik. Şimdi de üçüncüyü hallediyoruz arkadaşlar. Ve bu bölümü de başarıyla tamamlıyoruz. Şimdi sırada 13. bölüm var. Bakalım 13'te ne istiyor? Çok güzel. Bir sürü kaynak topladınız ve mütevazi bir ev inşa ettiniz. Şimdi haritanın ucundan evinizin kapısına kadar ray döşeyin diyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz toprak alandan ray döşeyeceğiz. Şurada aşağı dur bakıyor. Yola dönebilmemiz için sağ tarafa dönmemiz gerekiyor. Ve şu köşede de sağ tarafa dönmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? İki defa tekrardan bir döngü yapıyoruz. Ve içine sağa dön diyoruz. Sağa döndükten sonra ne yapacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ray döşeyecek buraya. Ama bulunduğu yerde toprak olduğu için bulunduğu yere de koyacak. O yüzden ne yapacağız? 6 defa diyeceğiz. Ne yapacak 6 defa? Ray döşeyecek ve ilerleyecek arkadaşlar. Burayı neden 6 yaptık? 7 tane döşenmesi gerekirken hemen bakalım. Şöyle çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en son bu noktaya geliyor. Buradan da devam ediyor. Çünkü şu noktaya ikinci döngü içerisinde ray döşeyecek. Evet arkadaşlar 13. bölümü de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi sırada 14 var. 14 son bölümümüz. Son bölüm biliyorsunuz arkadaşlar. Burayı size bırakıyor. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.